Abi şu anda bak bisiklet... Oğlum bu ne? Çok iyiymiş. Dünyayı mahvettiniz lan benzinle. Yazıklar olsun size. Arkadaşlar yeni bir videodan herkese merhaba. Dünya elektrikli ulaşım araçlarına doğru gidiyor. Sizin için çok güzel bir video hazırladım. Neden? Biliyorsunuz bu mağazaya daha önce gelmiştik. EcoVolt'un Erenköy'deki mağazasındayız. Bu mağazada sizlere harika skuterler göstermiştim. Hatta şu skuterla dağa bile tırmanmıştım. Şimdi içeride öyle bir canavar var. Bunu görmeyi ben de çok istiyorum ve aşırı heyecanlıyım. Gerçekten altını çizerek söyleyeyim. Abim bana göstermeyin. Niye dediler? Ben dedim izleyicilerimizle aynı anda görmek istiyorum. O heyecanı size yansıtmak istiyorum. Şimdi gelin bu efsane ulaşım aracına yakından bakalım. EcoVolt'un Erenköy'deki mağazasına giriş yapalım. Ohoho! Oh, buradalar. Vallahi buradalar. Gerçekten bu arkadaşların fotoğrafını gördüm. Dediler ki Erenköy mağazasında artık elektrikli bisiklet var. Görmüş olduğunuz bu canavarlar elektrikli bisiklet. Kaç zamandır Furkan'la hep konuşuyordum. Abi bir tane elektrikli bisiklet alalım, takipçilerimize anlatalım diye. Tam bir hafta geçmeden bunların haberini aldık arkadaşlar. Şimdi EcoVolt'un bu elektrikli bisikletlerine geçmeden önce mekanın sahibine merhaba diyelim. Çünkü biraz değişmiş gibi geldi bana. Etrafta çok güzel değişiklikler var ama öncesinde sizi izleyicilerimle tanıştırmak isterim. Buyurun lütfen. Öncelikle hoş geldiniz tekrardan. İkinci kez hoş geldiniz. Ben Uğur Vatansever. EcoVolt şirketinin hem iletişim müdürüyüm hem de bu bulunduğumuz mağazanın ve yandaki teknik servisin yetkilisiyim burada. Yani buradan kapıyı çalarsak aynen, sizi göreceğiz. Direkt ben karşılıyorum sizi. Aradığınızda da ben karşılıyorum. Hayatını bu işlere adamış insanları seviyoruz arkadaşlar. Şimdi mağazada değişiklikler var. Mesela ben hatırlamaya çalışayım. Bu skuterları koyduğumuz standlar bir değişmiş. Güzel evet, olmuş. Aynen. Etrafta böyle daha bir sadelik var. Daha böyle bir logonun öne çıktığı detaylar görüyorum. Ama şunlar nedir ya? Bunlar yeni canavarlarımız mı diyelim artık? Yani vallahi gerçekten canavar. Merakla bekliyor müşterilerimizi. Henüz daha detayları açıklamadık. İlk defa İlk siz defa duyacaksınız. Değil mi? Aynen. Vallahi çok teşekkür ederiz bunun için. Şimdi bunu gören herkes şey zannedecek. Bunlar motosiklet galiba. Öyle bir görünümü var. Aynen. Görünümleri öyle ama... Ama aslında elektrikli bisiklet, hepsi zaten pedallarından da görüldüğü üzere 250 watt gücünde bunlar. Canavar diyoruz ama görünüşü daha bir canavar. Yani bunlar böyle bir motosiklet gücünde cihazlar değil. Bununla mutlaka tabii ki arada bisiklette gibi pedal çevirmeniz de lazım. Ama isterseniz sadece elektrik gücüyle de gidebiliyorsunuz. Ama görünüm olarak zaten herkesin bir merakını çekiyor. Bak şöyle bir şey söyleyeceğim. Görünüm olarak dostlar bu oyun oynamayı seviyoruz ya biz. Böyle İkinci Dünya Savaşı'ndaki aynen, o oyunlarda aynen. Bazı orduların kullandıkları motosikletler vesaire bana onları andırdı ama bilmiyorum size nasıl bir etki bıraktı. Lütfen yorumlarınızı yazın. Abi biraz teknik konuşalım. Tabii. Şimdi elektrikli bir bisiklet var. Merak ettiğimiz şu. Yani bunun gücü nedir? Bunun menzili nedir? İlk iki soru bence bu. Kesinlikle. Eğer merak ettikleriniz varsa yine aşağı yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda bunları da iletirim. Bu iki konu hakkında ne söylemek zaten istersin? Zaten bizim de müşterilerden en çok aldığım soru bu. Yani güç ve menzil belirleyici konu oluyor. Pedalla çevirdiğinizde size aynı zamanda elektrikle beraber destek veriyor. Sadece elektrik gücüyle de gidebiliyorsunuz. Pedal çevirmek zorunluluğunuz yok. Ama ikisini bir arada yaptığınızda tabii ki menzili daha ekonomik kullanıyorsunuz. Şimdi hemen menzile geçeceğim. Evet. 35 kilometre sadece elektrik gücüyle gidebiliyorsunuz bunda. Ama pedal da çevirdiğinizde bu süre 70 kilometreye çıkıyor. Yani 70 kilometre neredeyse artık bize şehirler arası yol yaptıracak bir mesafeye çıkabiliyorsunuz o şekilde. O zaman ben yine gelecek soruları tahmin edebiliyorum. Şöyle bir soru gelecek.
tamam 35 kilometre anladığım kadarıyla hani böyle elektrikli otomobillerin de menzilleri paylaşıyor. WLTP diye bir değer var. Öyle bir değer olabilir. Mesela birazcık yokuş olduğu zaman ne olacak? Yokuş olduğu zaman tabii ki bu hani dediğiniz gibi bütün elektronik cihazlarda olduğu gibi menzil limitlerini belli şartlarda veriyor. Mesela bizdeki şartlar şu şekilde 70 kilo bir kullanıcı düz zemin 25 kilometre hız ortalaması. Ben razıyım abi onlara. Sadece şunu siz zaten onu karşılıyorsunuz. Çıksın ben razıyım ya, ona yani. Hafif bir pedalla, hafif bir pedal desteğiyle zaten yokuşu rahat bir şekilde çıkıyorsunuz. Hani şey gibi düşünmeyin, normal bisiklet gibi düşünmeyin. Hafif böyle ayağınızda oynattığınız anda o size zaten elektrik gücünü veriyor. Ve onun dereceleri de var. Hani 1'den 5'e kadar farklı farklı güç ayarları yapabiliyorsunuz. Az destek istiyorsunuz, bugün biraz spor yapayım istiyorsunuz. Daha düşük veya tam destek istiyorsunuz. 5. seviye getirdiğinizde çok güçlü bir şekilde destek veriyor size. Ve benim anladığım kadarıyla bunları deneyeceğiz. Yani bir sonraki videoda bayağı detaylı bir inceleme videosu hazırlasak çok iyi olur. Biraz teknikte konuşalım. Buradaki tekerlekler, jant, sonra süspansiyon, hani buradaki ekran, bu konular hakkında tabii da biraz bilgi verebilir misiniz? Lastikler 24 inç. O yüzden oldukça büyük bir lastiğe sahip. Genişliği ise 4 inç genişliğinde. Şambrelli iç lastikli. Konfor bunlar da zaten ön planda. Gördüğünüz gibi hem arkada hem önde yine havalı süspansiyonlar mevcut. Hem lastikler 24 inç hem de bu tarz havalı süspansiyonlara sahip olduğu için çok rahat değil mi? İnanılmaz konforlu bir yolculuk yapıyorsunuz. Aha. Yani neredeyse off-road'da bile tabii ki. Neredeyse off-road'da bile hani rahat rahat gidebileceğiniz bir bisiklet. Çok iyi ya. Hakikaten çok iyiymiş ya. Bu arada sele diyoruz değil mi? Evet, sele. Uzak kaldık bak bu işlerden. Yeniden döneceğiz ama. Yani sele de çok artık rahat. Eskiye dönüş başladı böyle. Bisikletler eskiden meşhurdu. Şimdi elektriklilerle tekrardan. Bir şey söyleyeceğim. Yani çok ağır gibi görünüyor ama çok ağır değil. 48 güzel kilo şey ağırlığında. Yani, gözüktüğü kadar mesela bir hani motor ağırlığında değil açıkçası. Hani taşınamayacak bir seviyede değil. Ama zaten hani elektrikli bir araç olduğu için her türlü desteği veriyor. Mesela diyelim ki elinizde götürmek istiyorsunuz. Walk modu var. Walk modunu aldığınızda saatte 6 kilometre hızla size eşlik ediyor bu şekilde yanda. O modda mı var? Tabii, çok tabii. İyiymiş. Bu arada genelde buraya benzin koyuyorlar abi. Şimdi ne yapacağız? Burada aslında bu yakıt tankı gibi gözüken şey bunun bataryası. Yani batarya burada mı? Aynen. Dediğiniz gibi retro görünüme sahip olsun diye bu şekilde bir yakıt deposu şeklinde tasarlandı. Ama aslında içinde 48 volt 15 amper batarya mevcut. Hemen şarjını da burada görmüş olduğunuz şuradaki girişten şarj ediyoruz. Şuradan. Vallahi çok iyiymiş. Bu arada bir ekran var. Bu ekranda pilimizin durumu, hızımız, şuradan basılı modumuz. Tutarak direkt aktif hale getirebiliyoruz. Bu arada ekran hem gece hem de gündüz çok net görülebilir gibi duruyor. Şu anda ben kaç kilometre yapmışım? Bataryam ne durumda? İşte şurada bir Shimano vites veriyor. Evet, Shimano'nun normal bisikletlerde olduğu gibi vitesi var. Yani elektrikle hem destek zaten veriyor. Onun dışında diyelim ki yokuş çıkıyorsunuz. Pedal hemen için vitesi... değil mi bu? Tabii pedal süper, için. Normal bisiklet sistemi. Zaten siz bu bataryayı çıkardığınızda bu normal bisikletten hiçbir farkı kalmıyor. Hani o şekilde de kullanmanız mümkün. Allah! Bastığınız an gidiyor direkt. Çok iyiydi. Şu camdan çıkmak istemiyorum. Bu arada hakikaten güçlü. Bir şey daha diyeceğim tabii. Abi. Şuradaki dikiş detayları benim çok hoşuma gitti. Bunlar el... Tamamen, var, evet, tamamen el işçiliğiyle üretilmiş bunlar. Zaten tasarımı açıkçası tamamen biz yaptırdık. Hani bizim istediğimiz gibi üretildi her detayı. Çok o açıdan ya. Memnunuz baya. Yani mesela ben bundan gidiyorum. Beni bir polis dedi ki ya motosiklet gel buraya dedi. Yani ne motosiklet abi bu bisiklet dediğim zaman bir şey olmuyor. Yani tabii ki sonuçta pedalları gördükten sonra ikna olur. Sadece işte belirli işte kurallara uymamız gerekiyor. İşte kask takmamız gerekiyor bunlarda. Tabii. Zaten kendi sağlığımız için de gerekli. Ama yasalar gereği yine kask takılması zorunlu. Abi ben aşırı sevdim ya bu. Vallahi beni eskileri... Abi bende bir tane BMX vardı. BMX kullananlar aşağıya yorum yazarsa çok sevinirim. Çalınmıştı. Sonra bir yıl sonra ben o bisikleti buldum. Acayip anılarım var. Bu arada bir başka soru. Şimdi bunlar yeni cihazlar. Aslında ben... Alacağım cevabı biliyorum da sizin teknik servis inanılmaz yani o konuda. Diyelim ki bir teknik desteğe ihtiyacım oldu. Ben bunu satın aldıktan sonra ne olacak?
direkt zaten bizle muhatap oluyorsunuz. Hatta dediğim gibi ilk aradığınızda mağazayı ararsanız ben, teknik servisini ararsanız burada Ozan arkadaşım. Sadece burada değil, burası Erenköy, Kadıköy şu anda. 4. Levent'te hem merkez depomuz, işte bütün yedek parçalarımızın bulunduğu yer. Orada da yine teknik şefimiz mevcut. İşte daha önce konuşmuş olduğunuz Sağan Bey mevcut. Onlarla iletişime geçiyorsunuz. Direkt size randevu veriyoruz. Veya diyelim ki basit bir problem, uzaktan çözebileceğiniz bir problem, gerek görüntülü destekle, gerek işte telefonla hemen anında yardımcı olabiliyoruz. Kimi müşterilerimiz işte vakit ayıramıyorlar, diyelim ki ufak bir yedek parça gönderilmesi gerekiyor. Hemen kargo ile veya kurye ile kendisine parça gönderimi yapıyoruz. O şekilde görüntülü şekilde destekli olduğumuz çok oluyor. Abi bak, İstanbul'da zaten bunları nasıl kullanacağını bilen biliyor. Ben en çok nerede keyif aldım biliyor musun? Mesela Sakarya'da. Değil mi? Evet. Scooter'la. Acayip güçlü zaten sizin cihazlar. Bildiğin dağa tırmandım. Millet şaşırdı böyle, bu ne ya? Bu çocuğun altında ne var ya, buraya tırmandı falan. Sonra tırmandığım yere ben de baktım. Hakikaten yani aşağıda nehri falan görüyorum böyle uzaktan falan. Şimdi o taraflarda çok bunun alıcısı olur. Yani bir tabii. Tatil yerlerinde mesela işte Ege'de vesaire. Oradaki müşteriler ya mağaza Erenköy'de, ben buradayım, ben bunu alırsam teslimat nasıl olacak, teknik destek nasıl olacak, o nasıl oluyor? Şu anda daha çok, şimdi bisikletler çok yeni olduğu için tabii ki bisikletleri kenara ayırıyorum ama onlarda da aynı sistem olacak. Bu zamana kadar nasıl işledi bizim sistemimiz? Scooter'ları sipariş veriyorlar Türkiye'nin dört bir yanından. Ücretsiz bir şekilde kargo ile gönderimini yapıyoruz. Ondan sonra herhangi bir problem olduğunda yine bize ulaşıyorlar. Eğer ki oldukları şehirde bayimiz varsa zaten orada teknik destek de oluyor. Şu anda Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, buralarda teknik destek direkt alabiliyorlar. Ama onun dışında diyelim ki farklı bir şehirde, Erzurum'da mesela, Erzurum'da bile müşterimiz var. Her yerde müşterimiz var şu anda. Dediğim gibi yani parça gönderilmesi gerekiyorsa kargo desteğiyle, eğer ki cihaz buraya gelmesi gerekiyorsa yine aynı kutusuyla alıyoruz kargoyu da. Ondan yok sonra desteği verip tekrar geri gönderiyoruz. Yani bu işin, tebrik ederim size. Niye tebrik ederim? Ya ben bu işe hakikaten, ne diyorlar, başımı koydum diyorlar. Yani hakikaten ben bu teknoloji işinde, dönüşüm işine 17 yıldır sitemiz açık. Ondan öncesinde dergicilik var. Yani ben bu işi seviyorum. Bu işe adım atan, katkı sağlayan herkese içten teşekkür ediyorum. Şu operasyon öyle AliExpress'ten bir şey almaya benzemiyor. Yani burada birebir insani iletişim var. Firmanın bir katkısı var. Şey de diyebilirlerdi yani. Getir o zaman kardeşim, teknik sıkıntı varsa da diyebilirlerdi. O nedenle bu işi gerçekten layıkıyla yaptığınız için, daha da böyle katma değer eklediğiniz için ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Aslında çok güzel bir noktaya parmak bastınız. Hani dediğiniz gibi bizim şu anda online satışımız yok. O da sorulan sorulardan biri. Neden yok? Bunu açıkçası bile isteye yapmıyoruz. Çok fazla teklif gelmesine rağmen. Çünkü birebir destek dediğiniz olay o kadar fazla hızlı bir şekilde büyüdüğümüzde yapamayacağımız bir olay. Yani bizim için ürün satalım gitsin kafası asla yok. Üründen sonra biz, ürün satıştan sonra müşteriyi memnun etmeye çalışıyoruz. Çünkü bir aile oluruz hepsine. Bak bir de sizde şu olay var, onu çok seviyorum. Satıcıya profiline uygun ürün tavsiye ediliyor. Yani en pahalısını gel, sen çok zenginsin, al bunu git falan değil. Hayır abi, senin ihtiyacın bu değil, şu şeklinde bir yorumda oluyor. Onu çok şey seviyorum. Oluyor. Kapıdan mesela müşterimiz giriyor. Direkt girdiğinde ilk sordu, en iyisi hangisi? Hani böyle bir soru geliyor ama o doğru değil. Yani en iyisi scooter diye bir şey yok. Çünkü bu işin gerçekten sınırı yok. Yani tabii ki limitli oluyorlar ama hani 120 kilometreye kadar hız yapabilen scooterlar var. Ama gerçekten sizin ihtiyacınız bu mu? Günlük hayatta nasıl kullanacaksınız? Nerelerde kullanacaksınız? Taşımanız gerekecek mi? Biz tamamen kişiye göre yönlendiriyoruz ve o kişiye ben belki de en güçsüz scooterlarımızdan satıp gönderdiğim çok oldu. Hani çünkü ona ihtiyacı çünkü var. Yani aynen. Yolun belli, eğim belli vesaire, eyvallah. Abi bir konuyu yine konuşmak istiyorum. Bu değişebilen bir durum olduğu için hani konuşsak mı konuşmasak mı aslında biraz tereddütteyim ama fiyat. Fiyat tabii ki dediğiniz gibi çok değişebilen bir konu. Şöyle yaparız. Hı. Bugünkü fiyatı söyleyelim. Hı-hı. Abi sana aynen. Zahmet. Aynen. Arkadaşlar güncel fiyatlar içinde açıklama kısmına ben bir link bırakayım. Hı-hı. Siz o linke tıklayın. Hem EcoVolt'un web sitesine bir gidin. Onlarla bir tanışın, sosyal medya hesaplarını takip edin. Biz bu videoları yayınladıktan sonra onların sosyal medya hesapları susmuyor. Uygun bir şekilde talep edebilirsiniz ondan. Nedir abi fiyatı? Şu andaki güncel fiyatı 41.900 TL bu arkadaşın. Bizde fiyat konusu gerçekten şimdi çok tartışılıyor. Neden? Çünkü tamamen yurt dışından gelen cihazlar olduğu için
döviz kuruna göre ayarlanıyor. Ve her ithalatta gümrük masraflarına göre bu fiyatlar değişebiliyor. Mesela bazı dönemlerde dolar artıp bazen geri düşüyor ya, biz gerçekten o düşürmeyi yapıyoruz. İnsanlar bunu soruyor. Hani genelde böyle düşünce niye düşürmüyorsunuz diye sorarlar ya. Biz de düşüyor çünkü biz zaten bu skuterleri ve bisikletleri olabildiğinin en düşük limitinde tutuyoruz ve asla kendi kafamızdan bir şey belirlemiyoruz. Sistem otomatik belirliyor. Her dolar 50 kuruş arttığında bu fiyatlarda güncelleme oluyor. Ben o konuda size güveniyorum. Hı-hı. Ya. Hani böyle insanların böyle alışveriş yaptığı yerler olur ya, çok güvenir falan. Yani bu alanda ben size o konuda güveniyorum. Yani tüketicinin yanında olduğunuzu çok iyi biliyorum. İşte şirketin yöneticileri, hissedarları o konuda da sohbet ettiğimizde aynı kafada oldukları için. Ya acayip güzel. Her şey mükemmel görünüyor. Şimdi şöyle yapalım. Arabayla geldik. Bunu arabanın bagajına sığdıramayız. Evet, herhalde. Bunda öyle bir seçeneğimiz maalesef yani olamıyor. Yani şuradan bana bir tane sarım falan diyeceğim. En iyisinin sonu ver abi falan diyeceğim. Bu arada ürün tek ürün. Evet, ürün teknik özellik olarak hepsi aynı. Burada görmüş olduğunuz 4 renk seçeneğiyle, işte böyle asker yeşili, beyaz, kırmızı ve siyah olarak 4 renk seçeneğiyle geliyor şu anda. Ben yine kırmızıya binmişim. 3 kuruş fazla olsun diyeceğim ama kırmızı kırmızıyı olsun. Seviyorsunuz biliyorum. Yine aynı fiyat. Şöyle yapayım abi, birazcık yolda sürsem. Tabii ki. Ondan sonra da daha böyle kapsamlı bir video çekmek için ofisimize talep etsem olur mu? Tabii ki. Yani çünkü niye biliyor musunuz? O yokuş olayını çok merak ediyorum. Menzili ya burada çok gerçekten hani ne kadar anlatsak da müşterilerimize de onu diyoruz. Yani ben size burada saatlerce anlatabilirim. Hiç problem değil ama diyorum ki ısrarla deneyin. Ürünü gelin, test sürüşüne çıkın. Zaten burada hepsinin test araçları mevcut. Bunların da test araçları mevcut. Scooter'ların da test araçları mevcut. Şimdi siz son geldiğinizde biz size anlattık bayağı ama asıl deneyimi sürdüğünüz anda yaşadınız. Evet, o Sakarya'da orada gerçekten geldiğiniz yer hani insanlar ya? Belki de birçoğu inanmamış da olabilir ama abi, size güveniyorlar. Bana hani, deli diye baktılar yani. Tabii. Aslında şöyle olan biteni gayet mantıklı karşılayabilecek Karadeniz ağırlıklı komşularım var benim köyümde. Yani onlar insanlar ne kadar uçabilir falan hani o hayal güçleri çok geniş oldukları için onlar bile şaşırdıysa tamam artık değil mi, ben bayağı çılgın bir şey yaptım. Bunları ben denemeyi çok istiyorum. Şimdi bir turlayayım. Tamamdır. Ya BMW gördü kıskanacak şimdi beni bırakacak mısın? Buna mı geçeceksin diye. Vallahi benzin fiyatlarından sonra geçerim. Tamam. Abi şu anda bak bisiklet... Oğlum bu ne? Çok iyiymiş. Abi çok iyi ya. Bak bir de pedalla da destekliyorum. Yırmağa gidiyoruz. Ön kaldırıyormuşum. Böyle salak salak hareketler yapıyormuşum. Dünyayı mahvettiniz lan benzinle. Yazıklar olsun size. Elektrikli otomobil tamam. Elektrikli scooter'ım tamam. Şimdi bir de elektrikli bisikletim olursa artık böyle tamamen yeni nesil ulaşım olayına geçeceğim. Ama detaylı bir incelemeden sonra az önceki deneyim gerçekten çok iyiydi. Abi şimdi şunları da sormak istiyorum videonun sonuna doğru gelirken. Aksesuarlarla ben özelleştirebilir miyim bisikleti? Çünkü scooter'da öyle bir hizmetiniz vardı. Tabii ki. Yani şöyle bizde de aksesuar seçenekleri oluyor. Burada görmüş olduğunuz küçük bir kısmı. Dediğim gibi hani ana depomuz olan 4. Levent'te çok daha fazla seçenek oluyor. Ama genelde bizim hani görüşümüz şu yönde şirket olarak. Da en elzem olan şeyleri. Hani böyle modifikasyon yapmak çok mümkün. Hani bu araçların hepsine çok fazla şey yapabiliyor. Hatta müşterimiz bizi de şaşırtıyor. Neler neler görüyoruz. Ama biz genelde böyle elzem olan şeyleri bulunduruyoruz. Zaten bu görmüş olduğunuz hem yedek parçada hem aksesuarlarda bizim böyle çok büyük kar oranlarımız yok. Hani para kazanmak için yapmıyoruz açıkçası. Tamamen müşterimize destek olmak amaçlı. Tam bir deneyim. Kesinlikle. Burada görmüş olduğunuz işte mesela kasklar, işte e-bike sertifikaları. Bunlar çok hafif kasklar. Ya. Yine bir deneyim mi? Tabii. Bu mesela yukarıdaki de e-bike sertifikası var. Direkt yani elektrikli bisiklet için üretilmiş. Aa öyle bir sertifika mı var ya? Tabii aynen. Bunun direkt kendi önde vizörü var. Vizörün mıknatısı isterseniz çıkarabiliyorsunuz. Aa, bu şekilde çok takabiliyorsunuz. Ve hani gece kullanımlarında
fark edilmek adına bu şekilde ışık modları olan şeyler. Bunun şarjı biraz azalmış. İsterseniz ona basalım. Aa, şarj deyince bak sormayı unuttum abi. Elektrikli bisikleti ben ne kadar sürede şarj ederim? Tam 5 saatte 0'dan 100'e şarj oluyor. Ama her zaman 5 saat sürmüyor. Neden? Çünkü her zaman 0'a kadar tüketmiyorsunuz bunu. Yarısını kullandığınızda 2,5 saatte de şarj oluyor. Lityum iyon pili olduğu için zaten hani bundan çekinmesinler. Ya yarısını da edeyim mi, boşalması mı lazım? Aksine sürekli şarj etmek daha faydalı oluyor. Bu arada iPhone'u şarj ettiğimiz prizden şarj ediyoruz. Tabii tabii tabii. Onu da evdeki normal 220'lik prizden şarj ediyorsunuz. Ya da ofisten arkadaşlar. Valla bilmiyorum ya. Yani belki var ya bir otomobili terk edip bununla ulaşıma devam etmek isteyenler olabilir. Çok fazla var şu anda. Yani birincisi ya işe gidiyorum. Evet. Yani bir çevreyi artık kirletmek istemiyorum. Sıfır emisyon. Tamam. İki tasarruf. Yani bunun şarjı ne kadar olacak? Yani bir kilowatt enerji harcasanız bilmiyorum kaç defa şarjda. Yani çok 2 lira değil. Ya şöyle söyleyeyim açıkçası. Öyle söyleyeyim yani. En güzel örneği bu şekilde veriyorum. Şarj etmenin. Soran müşterilere de. Şimdi kış döneminde ben şu an sürekli her gün evim Üsküdar'da skuterla gidip geliyorum her gün. 8 kilometrelik bir yol var ve 10-15 dakika sürüyor benim yolum. Evet. Yaz aylarında çok kullanıyorum, kış aylarında çok kullanmıyorum yağışlı havalarda. Evet. Bu yaz aylarına geçtiğimizde artık her gün şarj etmeye başladım. Elektrik faturam şarj etmeye başladıktan sonra artması lazımken artmadı yani. Eksildi hatta. Hani o derece küçük bir elektrik harcıyor. Yani fark edilmiyor. Istiyorum. Tabii ki asla fark edemezsiniz. Telefonunuzu... Buradan beyefendi ben tekrar şikayet etmek istiyorum. Yani artarsa biz ödemiyoruz tabii ki faturaları ama telefonunu 4-5 saat şarj etmek gibi düşünün. Ya gerçekten bence bu dönüşüm herkesi böyle bir düşündürse iyi olur. Yani hem doğaya karşı bir sorumluluğumuz var. Evet. Seller, yangınlar vesaire. Yani bir sorumluluğumuz var. Herkes üzerine düşeni yapmalı. İşin bir de ekonomik kısım var. Yani benzin fiyatları vesaire ortada. Ve işin bir de spor kısım var abi. Yani kesinlikle. Biraz yani böyle spor yapıyoruz. Bu, gerçekten ikisi bir arada bunda. Ve şu an hani müşterilerimizin ciddi bir kısmı benzin fiyatlarından bıkmış durumda ve o yüzden hayatlarına artık mikromobiliteye atılıyorlar. İşte scooter alıyorlar, elektrikli bisiklet alıyorlar veya sadece bisiklete geçiyorlar. Hani evet. Şu anda o algı gerçekten oturmuş durumda. Tabii ki hani kötü bir şeyden dolayı belki olayı olabilir ama iyi bir şeyle sonuçlanıyor. O güzel en azından. Bunların hepsini deneyeceğiz. Video çok uzun oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın ne olur. Videoyu beğenin, yorumlarınızı yazın. Çünkü ben bu elektrikli bisikleti Furkan'a da söylediğim gibi mutlaka deneyimlemek istiyordum. Deneyim videosunda ne görmek istiyorsunuz? Aşağıda yazmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Şu lastiklerden alsam mı abi ya? Bizim lastiklere bir şey olmadı ama şu çok hoşuma gitti. Vallahi size ne tavsiye ederim? Tabii ki Offroad size bundan var ama evet. Düz lastik de asfaltta inanılmaz. Ver abi sar şunlardan direkt. İşte biraz bir şunları boş gitmeyelim şey abi. Yapın.